Sivas Büyükşehir Belediye Başkanı'na burada ben Ceylan halkı adına, ilçem adına teşekkür ediyorum. Bize ilk etapta 25 tane gördüğünüz şekilde modern, en son teknolojiyle yapılmış. Üstü cam, kenarları cam, böyle modern, estetik, böyle güzel görüntüsü olan 25 tane durak bize gönderdiler. 15 tane daha gönderecekler, toplam 40 tane. Başkan yardımcımız Adnan Daşkıran tarafından nereye konulacağı üzerine tüm çalışması yapıldı, yerleri belirlendi. Şu ana kadar kaç tane? Sayı olarak şu an konulan 5. 5 tane tamam. Şu ana kadar kuruldu, diğerleri de kurulacak. Diğer toplam ilçemizde yani toplam 40 taneyi kurmuş olacağız. Ondan sonra köylerimize, eski tabirle köy, yeni tabirle mahallelerimize, onlara da onlarla ilgili de çalışma yapıyoruz. O güzergahlarda da durakları inşallah bizim geri kalan duraklarımızı da oraya koymuş olacak. Görüyorsunuz destek hizmetlerini hayata geçirdik. Arabalarımızı dikkat ederseniz yani maşallah burası şey gibi oldu. Otogaleri gibi oldu. Yani girdiğiniz zaman hepsi 2014-2015 model. Yani 11 ayda yanılmıyorsam 15 tane araç Ceylanpınar Belediyesi'ne destek hizmetlerine kazandırmış olduk. Ceylanpınar halkının cebinden 1 lira para çıkmadan zaten belediyeyi biz borçlu devraldık. Paramız da yetmiyor ama sağ olsunlar bakanlıklara, genel müdürlüklere gidiyoruz. Büyükşehir belediyelerine bizlere kırmıyorlar. Yardımcı oluyorlar. Önemli olan da bu yani. Halkın cebinden, ilçenin cebinden, ilçe halkının cebinden 1 lira çıkmadan, bir şeyler çıkmadan yatırım getirebilmek. Ve onu da hep beraber başarıyoruz. Ben dışarıda koşturuyorum. Başkan yardımcım Adnan, diğer başkan yardımcılarım da hepsi burada mücadele ediyorlar. Sağ olsun Adnan Bey'i destek hizmetlerini sorumlu başkan yardımcısı yaptığım günden bugüne kadar destek hizmetlerinde epey gözle görülür, hissedilir değişiklikler oldu. Onu da başarılarından dolayı ona da teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Beni mahcup etmedi yani. Çok güzel çalışmalar yaptı. İnşallah hizmetlerimiz devam edecek. Allah'ın izniyle durmak yok. Yola devam. 2015 yılı bizim hizmette başlama yılımız olacak. Ondan sonra çok güzel hizmetler yapacağız ilçemizde. Şu ana kadar getirdiğimiz çöp konteynerleri bence binin üzerinde. Yani bu 11 ayda yani eskiden ne vardı? Mahalle aralarında, sokaklarda o şeyler vardı. Çöp bidonları vardı. Yağ bidonlarını boyatmışlardı. Koymuşlardı. İlkel bir görüntüydü. Tabii biz şu ana kadar hemen yanılmıyorsam 800'e yakın çöp konteyneri ilçemize kazandırdık. Onun da büyük bir kısmı yine ilçemizin ve ilçe belediyemizin cebinden para çıkmadan sağ olsun Çevre ve Şehircilik Bakanımız İdris Bey, hemşerilik beratı da verdik ona. O yine geçenlerde 250 bin TL bize para çıkardı konteyner almak üzere. Yani ilçeyi modernleştiriyoruz. O ilkel görüntülerden bidonları boyamışlar. Yani onları hepsini kaldırıyoruz peyderpey. Tabii ki bu bir zaman süreç ister. İnşallah yakın bir tarihte daha modern, daha güzel bir ilçe konumuna gelecek yani. Bu aracımızı da sulama aracı. Bunu da Sayın Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız İdris Bey en son 20 gün önce bize gönderdi. Görüyorsunuz çok modern bir araç. Sağ olsun, Allah razı olsun. Buna da tekrar hemşerimiz ya artık. Hemşerimize de buradan selamlar gönderiyorum. Ona ayrıca da teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Yani inşallah devamlı gelecek yani.